Hocam evde et suyu nasıl hazırlanır? Ev yapımı jelatin nedir diyor bir izleyicimiz. Şimdi kolajen ve jelatin meselesi son birkaç yılın en önemli sağlık tamamlayıcılarından biri haline geldi. Tabii ki jelatin kolajenin yerini tutmaz. Kolajen peptitleri her zaman için çok daha değerli, çok daha güçlü, çok daha faydalı. Yani bir tüp kolajen peptiti gece yatarken veya sabah aç karnı içtiğiniz zaman neredeyse koca bir tencereye kemik suyunu alacağınız kadar kolajeni alırsınız. Bu çok net. 3 gram, 4 gram hatta 10 gram kolajen almak için bayağı bir et yemeniz ya da et suyu içmeniz lazım. Ama evlerde et suyu hazırlamak genel olarak bizim kültürümüzde daha önce vardı. Benim çocukluğumda da vardı. Artık yavaş yavaş terk edildi. Eğer evde böyle bir jelatin, jelifiye edilmiş et suyu olurdu. O çorbaya konurdu. Fasulye pişer, fasulyeye konurdu. Mercimek pişer, mercimeğe konurdu. Şimdi o kalktı. Şimdi daha çok böyle moda şeklinde evlerde et suyu hazırlama yöntemi var. Gayet kolay. Karkas eti alın. Kemikli eti alın. Tencereye koyun. Üzerinde yaklaşık olarak bir 3-4 santim olacak kadar su bırakın ve onu ağır ateşte uzun uzun pişmeye bırakın. Hatta 18-24 saat. Ve bu pişme sürecinin belli noktalarında içerisine mümkün olduğu kadar da bana göre baharat ekleyin. Zencefil ekleyin, zerdeçal ekleyin. Hatta mümkün olduğu kadar soğan doğrayın, ekleyin. Sarımsak ekleyin. Havuç ekleyin, maydanoz ekleyin, nane ekleyin. Ravente ekleyin. Yani o et suyunu olabildiği kadar antioksidan açısından, mineral ve vitamin içeriği açısından, tabii ki ısıyla gitmeyen vitaminler, zenginleştirin. Sonra soğumaya bırakın, süzün. O süzüntüyü kavanozlara koyun, kapak güzelce kapatın ve buzdolabında saklayın. Kullanacağınız zaman da istediğiniz şekilde yiyeceklerinizi ilave edin.